Şimdi Osmanlı tarih yazıcılığına geçtik. Arkadaşlar, Osmanlı'nın tarih yazıcılığı hakkında sıkıntılıyız. Neden sıkıntılıyız? Yani ya yok olmuş, ya tahrif olmuş, ya yazılmamış, ya kaleme alınmamış, ya kayıt altına alınmamış. Bu nedenle çok uzun süre biz Osmanlı ile ilgili kaynak bulmakta sıkıntı yaşadık. Mesela Osmanlı Devleti'nde şehnamecilik işte Fatih ile kurulmaya başlanmış. Fatih öncesi yok. Şehnameci resmi tarihçi. Yani 2. Murat dönemine kadar Osmanlı tarihini yazma kimsenin aklına gelmemiş. 2. Murat da farklı şeyden dolayı yazdırıyor. Yani Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un üstünlüğü ortaya çıkınca Osmanlı'nın Türklüğü tartışılmaya başlanıyor. Osmanlı Türk mü değil mi? Timur daha üstün gibi cümleler kuruluyor. Ve 2. Murat döneminde yazıcı oğlu Ali Osmanlı tarihini yazmak amacıyla bir eser kaleme alıyor. Burada Osmanlı'nın soyu Aşık Paşazade de aynı şeyi yapıyor Fatih döneminde. Osmanlı'nın soyu Oğuz Kağan'a dayandırılıyor. Yani bir ihtiyaç gereği ortaya çıkıyor ki 2. Bayezid de artık şeye İdrisi Bitlisi'ye diyor ki arkadaş bir Osmanlı tarihini yazmanın vakti gelmiştir artık diyor ve emrediyor ve o dönemlerde işte yavaş yavaş kuruluş döneminde yok. Yükselmeden itibaren Osmanlı tarihi yazılmaya başlanıyor. Doğal olarak da Osmanlı ile ilgili bizde çok da kuruluş dönemiyle ilgili çok da kaynak yok. Mesela şöyle bir adam var. Pakimires. Pakimires Bizans tarihçisi. Bizans gözüyle Türkler diye bir kitabı var. Mesela Osman Gazi hakkında ilk defa bilgi veren eser bu adamın eseri. Bizans tarihçisi. Bizans gözüyle Türkler diye bir kitabı var. Osman Gazi'nin ismi ilk defa orada geçiyor. Ama şey yok yani. Daha öncesi yok. Bilmiyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Diriliş Ertuğrul'u kaç sezon çekebiliyoruz? Ya da işte Selçuklu çıktı en son. Kaç sezon çekebiliyoruz? Bizim cümle kurmakta zorlandığımız bir alan televizyonda yani yıllarca dizi olarak gösterilebiliyor yani. Bu da çok enteresan bir şey. Şimdi konumuza başlayalım o zaman arkadaşlar. Bu eleştiriden sonra. Şimdi Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılarına şehname denilir. Şehname. Şehname arkadaşlar tarih yazıcısı. Yazıcı diğer bir ifadeyle 17. yüzyılın sonlarından itibaren yani tarih olarak vereceksek 1695'ten itibaren bu şehnameciler Vakanüvis ismini alıyor. Vakanüvis ise yine tarih yazıcısı ama Vakanüvis'likte biraz daha Avrupay tarz vardır. Avrupay tarzda bir tarih yazıcılığı, yıl yıl tarih yazıcılığı diğer bir ifadeyle arkadaşlar daha objektif, daha eleştirel tarih yazıcılığı ortaya çıkmaya başlar. Şimdi Osmanlı'da ilk şehnameci Fatih döneminde oluşturuluyor ve şehti. O halde şu cümleyi asla unutmayalım. Ben hatta burada bir boş sayfa ayarlayayım. O boş sayfadan gidelim. Ne diyelim burada? Şehnameci. Bu tarih yazıcısı. Bu tarih yazıcısı. Bir de Vekainame. Vakanüvis. Vakanüvis. Bu da tarih yazıcısı. Tarih yazıcısı. Arkadaşlar şu Fatih Sultan Mehmet dönemi. Şu ise 1695. Aslında 1695 tarihi 2. Mustafa dönemine denk gelir. Ama bir netlik yok bununla ilgili. Osmanlı'da ilk şehnameci Şehdi kabul ediliyor. Şehdi. Şehdi Fatih Sultan Mehmet dönemi. Ama arkadaşlar Şehdi her ne kadar ilk şehnameci kabul edilmiş olsa bile kurumsal bir tarzı yok. Yani resmi bir tarzı yok. Arifi Fethullah, Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman döneminin şehnamecisi oluyor. Fakat bu dönemde şehnamecilik resmi bir kimlik kazanıyor. Bu nedenle şöyle bir cümle kullanıyoruz. Osmanlı'nın ilk şehnamecisi Şehdi'dir. Bakın Şehdi'dir. Ancak Osmanlı'nın ilk resmi şehnamecisi Arifi Fethullah Efendi'dir. Burada resmi tabirini kullanıyoruz. İlk resmi. Yani şehnamecilik kurumunu kuran her ne kadar Fatih olmuş olsa bile
Buna resmi bir kimlik kazandıran Kanuni Sultan Süleyman'dır diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminin şehnamecisi Arif Fethullah Çelebi, Osmanlı'nın ilk resmi şehnamecisi kabul ediliyor. İlk vakınüvis ise Mustafa Naima Efendi'dir. Mustafa Naima Efendi, Osmanlı'nın ilk şehnamecisi kabul edilir. İlk vakınüvisi kabul edilir. Yani Osmanlı'da ilk vakınüvislik kurumu 17. yüzyılda oluşturulmuş. İlk vakınüvis de Mustafa Naima Efendi olarak kabul edilmiş. Son ise, bu ilk diyeyim arkadaşlar, bu 4 kişiyi unutmayın. Son ise Abdurrahman Şeref kabul edilmiş. Yani artık Osmanlı'nın sonu Cumhuriyet'in başları gibi düşünmek lazım. O zaman ilk şehnameci şeyhti, ilk resmi şehnameci Arif Fethullah, ilk vakanüvis Mustafa Naima, son vakanüvis ise Abdurrahman Şeref olmuştur diyoruz. Bu 4 ismi unutmuyoruz. Bunlar sorulabilecek sorulardandır. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, Seyit Lokman'ı sordu bir arkadaş. Seyit Lokman ise bunların içerisinde en meşhur olanı. Zaten buraya yazdık. En meşhur Osmanlı şehnamecisi ise Seyit Lokman kabul ediliyor. Arkadaşlar şimdi şu bölümü bitirdim. Bakın şu bölüm bitti. Tamam mı? Şunu tekrar yukarıya çekeyim şöyle. Şimdi Osmanlı'daki tarihçilere gelince, Osmanlı hakkında, bu cümleye dikkat arkadaşlar, Osmanlı hakkında bize bilgiler veren ilk eser Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Ali Osman'ı. O zaman bilinen en eski Osmanlı tarihi Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Ali Osman'ı. Ancak bu eser günümüze kadar gelmemiştir. Anlaştık mı? Üstünü çizdim. O zaman Osmanlı ile ilgili bilinen en eski Osman tarihi kitabı Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Ali Osman'ıdır. Fakat bu eser günümüze kadar gelmemiştir. Şimdi Osmanlı tarihi ile ilgili günümüze ulaşabilen en eski eser ise Ahmedi'nin İskendernamesidir. Ahmedi'nin İskendername adlı eserinin bir bölümü Osmanlı'ya hasredilmiş, Osmanlı ile ilgili bilgiler vermiştir. O zaman şunu tekrar ediyorum. Osmanlı ile ilgili ilk bilgiler Pakimires'te, Yahşi Fakih'te ve Ahmedi'de vardır. Pakimires Bizanslıdır. Bizanslı gözüyle Türkler, Osman Gazi'nin ismi geçer. Yahşi Fakih'in eseri en eski Osmanlı tarihidir ama günümüze kadar gelmemiştir. Günümüze kadar ulaşan en eski Osmanlı ile ilgili bilgi veren kaynak ise Ahmedi'nin İskendernamesidir. Bu 3 bilgiyi umarım unutmazsınız. Tekrar, Osmanlı ile ilgili ilk bilgiler veren 3 tane önemli isim vardır. Pakimires bu Bizanslı. Yahşi Fakih, en eski Osmanlı ise Osman tarihini yazan adam ama eseri günümüze kadar gelmedi. Ahmedi'nin İskendernamesi ise günümüze kadar gelmiş en eski Osman tarihiyle ilgili bilgi veren kitap. Anlaştık mı arkadaşlar? Bilgi bu. Bunu unutmuyorsunuz. Bu önemli. Aslında karışık değil. Birkaç kere içinizden bu cümleyi kurun ya da mantığını oluşturun, tak diye çıkacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Önemli. Şimdi bir mesaj geldi. Sorum acaba. Evet, ilk ve son. Onu da söylemiştim zaten. Arkadaşlar bakın. Şimdi bunun dışında. Ha bu arada şu Yahşi Fakih var ya. Yahşi Fakih'in eseri kayboldu. Ama acaba onu aldım mı? Şu 2. Murat devrinin ilk yıllarını yazıyor ya. Şurada Yahşi Fakih. Bu dönemde arkadaşlar Yahşi Fakih'le Aşık Paşazade karşılaşıyor ve Aşık Paşazade tarihini, Tevarih-i Ali Osman'ı yazarken Yahşi Fakih'in gözlemlerinden ve belgelerinden yararlanıyor. Yani her ne kadar Yahşi Fakih'in yazmış olduğu kitap günümüze kadar gelmemiş olsa bile Aşık Paşazade'nin
Tevarih-i Ali Osman adlı eserinin referesi Yahşi Fakih'in kitabıdır. Yani onun belgeleri günümüze kadar geliyor. Her ne kadar kitabı gelmemiş olsa bile. Tamam mıdır? Birazdan o Aşıkbaşızade'nin ismi karşımıza çıkacak. Arkadaşlar Şükrullah. Şükrullah Behçetü Tevarih. İsim olarak bilin. Bu eserin Behçetü Tevarih'in Şükrullah'a ait olduğunu bilin. Karamani Mehmet Paşa. Tevarih-i Selatin-i Osmaniye. Bu eserin buna ait olduğunu bilin. Ama diyor ki bu eser Arapçadır. Osmanlı Devleti'nin müstakil ilk tarihidir. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Tevarih-i Selatin-i Osmaniye Osmanlı'nın Arapça yazılmış, bakın Arapça yazılmış ilk müstakil tarihi. Yani bir tek Osmanlı'ya hasredilmiş, sadece Osmanlı'ya hasredilmiş, Osmanlı ile ilgili yazılmış ama Arapça. O zaman Osmanlı'ya hasredilen ilk Arapça müstakil Osman tarihi kitabı Karamani Mehmet Paşa'ya ait. Adı Tevarih-i Selatin-i Osmaniye. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar genellikle Fatih dönemi. Fatih dönemi ünlü şehnamecileri bunlar, tarihçileri. Arkadaşlar Behiş'te 15. yüzyıl yine Fatih dönemi Osman tarihçileri ve şair şu tarih arasında yazmış eserini. Arkadaşlar Ahmet Sinan Çelebi 2. Mehmet dönemi tarihçilerini geç. O zaman Behiş'te'nin Osman tarihçilerinden olduğunu, yükselme dönemi Osman tarihçilerinin olduğunu bileceğiz isim olarak. Tursun Bey yine Fatih döneminin önemli tarihçilerindendir. Tamam mı? Tarihi Ebu'l-Feth geç. Mehmet Neşri. Şimdi burada arkadaşlar Mehmet Neşri şu açıdan bilinmeli. Eseri Kitab Cihannuma 2. Bayezid'i sunuyor eserini. Zaten 2. Bayezid iki kişiden tarih kitabı yazmasını istiyor. Bunlardan birisi Neşri, diğeri İdris-i Bitlisi. Neşri Kitab Cihannuma'yı yazıyor. Ki zaten Kitab Cihannuma'yı yazarken Aşıkpaşazade'nin kitabını refere gösteriyor. Kaynakları anlatırken size söylemiştim bunu. Diğeri ise İdris-i Bitlisi. Arkadaşlar o da birazdan karşımıza çıkacak. Sekiz Cennet adlı eseri yazıyor. Tamam mı? Oruç Bey Fatih döneminin, 2. Bayezid döneminin tarihçilerindendir. Geçelim. Geldik arkadaşlar Aşıkpaşazade'ye. Bu önemli bir adam. Bakın şimdi bunu tane tane okuyalım. Aşıkpaşazade'nin eseri. Biz buna ister Tevarih-i Ali Osman deriz, istersek Aşıkpaşazade tarihi deriz. Hiç fark etmez. Tamamen Osmanlı'ya hasredilmiş bir tarihtir. Ve Türkçe nesirle yazılmış ilk Osmanlı tarihidir. Bu önemli bir bilgi. Mesela hocam bize Karamani'yi mi sorarlar? Yoksa Aşıkpaşazade'yi mi sorarlar? Aşıkpaşazade'yi sorarlar. Aşıkpaşazade'nin Tevarih-i Ali Osman adlı eseri ya da Aşıkpaşazade adlı eseri Osmanlı'ya hasredilmiş. Yani bizzat Osmanlı için yazılmış, Türkçe nesirle yazılmış, düz yazı, Türkçe olarak yazılmış ilk Osmanlı tarihi kitabı. O zaman Osmanlı tarihinde Türkçe olarak yazılan ilk Osmanlı tarihi kitabının adı Aşıkpaşazade tarihidir arkadaşlar. Ve bu kitabın kaynağı Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Ali Osman adlı eseridir. Peki, geçelim şimdi şuraya. Neşri'nin kitabının kaynağı nedir? Onun kitabının kaynağı da Tevarih-i Ali Osman'dır. Hatırlar mısınız? O yüzden Aşıkpaşazade'nin kitabına birincil kaynak, Neşri'nin kitabına, hatırlayın bunu, ikincil kaynak demiştik. Hatırladınız mı bunu? Kaynaklar açıklarken size. Ben iyi hatırlıyorum bunu söylediğimi size. Anlaştık mı arkadaşlar? Çünkü Yahşi Fakih'in eseri günümüze kadar gelmemiş. Bu nedenle Aşıkpaşazade'yi birincil olarak kabul ediyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşıkpaşazade'yi tekrar unutmuyoruz. Aşıkpaşazade'nin Tevarih-i Ali Osman ya da Aşıkpaşazade Tarihi adlı kitabı sadece Osmanlı'ya hasredilmiş Türkçe bir nesirle yazılmış, Türkçe düz yazıyla yazılmış, şiir tadında değil, manzum değil yani. İlk Osman tarihi kitabı kabul edilir. Tamamdır arkadaşlar. Bir de İdris-i Bitlisi'nin Sekiz Cennet isimli eseri vardır. Heşbişt. Farsçası bu. Türkçesi Sekiz Cennet. Kim açıklıyor burada, kime anlatıyor?
Şimdi söylüyorum. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, 1. Mehmet, yani Çelebi Mehmet, 2. Murat, 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim. Yani arkadaşlar ne yaptı o zaman? Şöyle bir baktığımızda tekrar sayalım ya, hata yapmayalım. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, çünkü 8 tane olması lazım. Yıldırım'ı geçtik. Yıldırım Bayezid, 1. Mehmet, yani Çelebi Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid. 8, yani ilk 8 padişahın hayatını yazıyor. İşte ilk 8 padişahın hayatını yazdığı için bu esere 8 cennet ismi veriliyor. Bu 8 cennet isminden dolayı, bakın 8 cennet isminden dolayı, yani Heşt Bihişt isminden dolayı bu kişinin ismi sorulabilir. İblis-i Bitlis'in ismi sorulabilir. İblis-i Bitlis'in ayrı bir yönü vardır arkadaşlar. Onu da artık şeyde göreceğiz. Yani Yavuz Sultan Selim döneminin Doğu Seferini anlatırken göreceğiz. Özellikle Çaldıran Seferi sırasındaki faaliyetlerini göreceğiz. İblis-i Bitlis'i Yavuz'a Doğu Seferlerinde danışmanlık yapmış olan ünlü devlet adamı, alim, dönemin tarihçisi olarak da kabul edilir. O zaman İblis-i Bitlis'i hem 2. Bayezid döneminin ünlü şahsiyeti hem de Yavuz Sultan Selim döneminin ünlü şahsiyetidir. 8 Cennet adlı ismi, 8 Cennet adlı kitabıyla meşhur olmuştur ve Yavuz'a Doğu Seferinde danışmanlık yapmıştır. Bu iki özelliğini unutmuyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Peki. Şimdi şöyle, Kemal Paşa Zade İbni Kemal, ilmi tarihçilik İbni Kemal ile başlar der. Bence çok teferruat arkadaşlar. Lütfi Paşa, ki Lütfi Paşa'nın şeyi meşhurdur, raporları meşhurdur, Asafname gibi. Bir de Hoca Saadettin'in meşhurlarından, çok meşhurdur Hoca Saadettin. Ki Hoca Saadettin 2. Selim'e lalalık yapmış, hocalık yapmış birisidir. Tacut Tevarih adlı eseri unutulmamalı. Biraz şöyle arkadaşlar, kalem değiştireyim. Bakın şimdi. Biraz daha işinizi kolaylaştırayım. Osmanlı'nın ilk şehnamecisi Şeyh Diye'dir. İlk resmi şehnamecisi Arif-i Fethullah Efendi'dir. İlk vakanüvisi Halepli Mustafa Naima'dır. Son vakanüvisi Abdurrahman Şeref'tir. Osmanlı ile ilgili yazılmış olan ilk eser Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Âli Osmanlı'dır, fakat günümüze kadar ulaşmamıştır. Osmanlı ile ilgili yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış en eski eser ise Ahmedi'nin İskendernamesidir. Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Âli Osmanlı sadece Osmanlı'ya hasredilmiş, Türkçe yazılmış ilk Osmanlı tarihidir. İblis-i Bitlis'in Heşt Bihişt 8 Cennet adlı eseri ilk 8 padişahın hayatını anlatmıştır. Ayrıca İblis-i Bitlis Yavuz Sultan Selim'e Doğu Seferinde danışmanlık yapmıştır. Artı Hoca Saadettin'in 2. Selim döneminin ünlü tarihçilerinden olduğu ve eserinin Tacit Tevarih, Hoca Tarihi olduğu unutulmamalıdır. Bunlar önemliydi arkadaşlar. Tamam. Yani ben o soruyu hazırlayan komisyonda yer alan hocalardan birisi olsam bu işaretlediklerimden birisini sorarım. Tamam. Diğeri ikinci sırada teferruat olarak geçer. İlk önce bunları öğrenin. Sonrasını üstüne bina edin. Tamam. Şunları da üstüne yavaş yavaş bina edin. Çok önemli değil. Fatih dönemi tarihçileri ya da yükselme dönemi tarihçileri. Bakalım. Kim yükselme dönemi tarihçileri? Belli zaten arkadaşlar. Arif-i Fethullah, tamam mı? Ondan sonra kim bu? Şehdi, Fatih, yükselme. Ondan sonra Şükrullah, Karamani Mehmet, Beyişli, Tursun Bey, Mehmet Neşri, Oruç Bey. Hep Fatih 2. Bayezid, dikkat edin arkadaşlar. Aşık Paşa Zade, İdris-i Bitlis'i. Ondan sonra Hoca Saadettin, Lütfi Paşa, Kemal Paşa Zade. Bunların hepsi yükselme dönemi tarihçileri zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? Ya da bu tarz soru soracaklar. Hangisi yükselme dönemi ya da işte klasik dönem değil, oradan pat bir tane koyacaklar. İşte şey diyecekler, ne derler? Ahmet Cevdet diyecekler mesela, yani Ahmet Cevdet 19. yüzyıl. Arkadaşlar Gelibolu Mustafa Ali Künhül Ahbar adlı eseri, ki bu eser tenkitçi tarihçilik açısından önemli. Şuraya tenkit
Tenkiççi Tarçlık Arslan'ın, söylemiştim size bunu, hatırlayın. Mustafa Selaniki'nin Tarih Selanik adlı eseri. Mustafa Koçi Bey'in arkadaşlar, ki Koçi Bey'i biz şey olarak biliyoruz. Sadece risale yazmış diye biliyoruz. Oysa ki Koçi Bey aynı zamanda tarihçi. Arkadaşlar yine o dönemin ünlü isimlerinden Katip Çelebi, o devrin tarihçilerinden. Hem tarihçi hem coğrafyacı hem devlet adamı. Bu arada bu Koçi Bey'in de bir ismi var. Ne diyor? Montesquieu, Osmanlı'nın Montesquieu'su, Fransızların Montesquieu'su neydi? Düşünürdü. Arkadaşlar Fransızların fikir babalarından da aydındı. Biz de o Koçi Bey'e Osmanlı'nın Montesquieu'su olarak bir yakıştırma yapılmış Avrupalı tarihçiler tarafından. Devam ediyorum. Arkadaşlar İbrahim Peçevi çok önemli. İşte Katip Çelebi, Hacı Halife Kalfa, Fezleke-i Tarih en ünlü eseri. Solakzade Mehmet Hemdemi, Fihristi Şahan, 4. Murat dönemi. Devam ediyorum. Ki Osmanlı'nın en büyük tarihçisine geldik. Osmanlı'nın en büyük tarihçisi ise Ahmet Cevdet Paşa. Tamam mı arkadaşlar? Osmanlı'nın en büyük tarihçisi deyince aklımıza bu gelecek. Mesela Maruzat adlı eseri var. Bu Maruzat adlı eser Tanzimat dönemini kaleme aldığı eserdir. Ki bu Vakanüs olduğu dönemde yazdığı eserdir arkadaşlar. Tamam mı? Maruzat adlı eseri var. Devam ediyoruz. Kısası Enbiya adlı eseri var. Bu peygamberler tarihi. Peygamberlerin hayatını yazdığı kitabıdır. Arkadaşlar bir de şey var. Ne derler? Tarihi Cevdet. Tarihi Cevdet. Bu da 1774-1826 yılları arasındaki olayları yazmış. O zaman şöyle bir baktığınızda Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili 3 tane eseri unutmayacağız. Bir, Maruzat adlı eser. Bunu Vakanüs olduğu dönemde yazdı ki 2. Abdülhamit'e de bunu sundu. 2. Kısas-ı Enbiya Peygamberler Tarihi. 3. Tarihi Cevdet arkadaşlar. 1774-1876-26 yılları arasındaki olayları kalem almış ve Osmanlı'nın en büyük tarihçisi olarak kabul edilmiş ki Fatma Aliye'nin de babası olduğunu geçen derste size söylemiştim. Bakın burada 2 eser daha var. 2 tane. Biri Alman tarihçi von Hammer'in eseri. Şimdi bu Almanca yazılmış. Tamam mı arkadaşlar? İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ve Enver Ziya Karal'ın eseri ise Türkçe yazılmış. Şimdi buna bakalım, okuyalım şimdi. Ne diyor burada? Osmanlı tarihini genel olarak ele alan ilk eseri Almanca olarak Hammer yazmıştır diyor. O zaman Osmanlı Ansiklopedisi yazılmış ve Almanca yazılmış. İlk Osmanlı Ansiklopedisi Joseph von Hammer tarafından yazılmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Zaten Osmanlı Ansiklopedisini yazabilmen için Osman'dan sonra yaşamış olman gerekiyor. Ve Hammer Almanca Osmanlı tarihini kaleme almış ve bir ansiklopedi vücuda getirmiş. O zaman Osmanlı tarihini genel olarak ele alan ilk eser Almanca olarak Hammer tarafından yazılmış. Devam ediyorum. Türkçe'de ilk büyük Osmanlı tarihi ise İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ve Enver Ziya Karal tarafından yazılmış. Yani ilk Türkçe Osmanlı ansiklopedisi, bakın ilk Türkçe Osmanlı ansiklopedisi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Enver Ziya Karal tarafından yazılmış. İlk yabancı dildeki Osmanlı ansiklopedisi Joseph von Hammer tarafından yazılmış. Hammer çok meşhur ki zaten bizim tarihçilerin büyük bir kısmı araştırmalarında Hammer'i kaynak olarak gösterirler. Tamam, bence bu da doğru değil. Anlaştık mı arkadaşlar? Osmanlı tarihi deyince akla gelmesi gereken kaynak kitaplar, isimler, tarihçiler bunlar. Bunları unutmuyorsunuz. Bunlar önemli isimler. Ki buradan her yıl bir tane soru geliyor. Bakın her yıl bir tane soru geliyor. Şimdi biraz daha çağdaş yapalım. Yani 20. yüzyıla gelelim. Arkadaşlar orada da bilmemiz gereken isim Ömer Lütfi Barkan. Osmanlı ekonomisi, Osmanlı tahrir defterleri, Osmanlı tımarı, Osmanlı toprak yapısı deyince aklımıza Ömer Lütfi Barkan gelecek. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı medeniyeti, Osmanlı'nın sosyal ekonomik yapısı deyince arkadaşlar akla Halil İnalcık gelecek. Ben Ömer Lütfi Barkan'dan da Halil İnalcık'tan da bir önceki derste size bahsetmiştim. Ben bunları hatırlıyorum.
Arkadaşlar buraya kadar, bakın buraya kadar sesi açıyorum. Buraya kadar kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? Onu bir söyleyin bana. Yok galiba. Hocam gayet iyi gidiyoruz bence. Şimdi arkadaşlar burada işte şöyle bir şey. Evet, evet. Berkay evet. Yazdığın soru evet. Arkadaşlar şimdi siz ses vermeyince var ya. Ben diyorum ki yani ya ses mi kesildi diyorum, yayın mı kesildi, kendi kendime mi konuşuyor diyorum bazen. Ama böyle devam edin, tamam mı? Yani bu dersin verimini daha da çok artırır. Ne kadar müdahale o kadar kesinti. Anlıyorsak sorun yok. Anlıyoruz değil mi? Herhangi bir... Çok sağ olun. Anlıyoruz tamam, hocam. Herhangi bir sıkıntı yok hocam. Yani bu konu böyle hani örüntülü değil. Birbirine bağlayabileceğimiz bir konu değil. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Kopuk. Evet, çok. Kopuk olduğu için ezber gerektiriyor maalesef yani. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ezber. Tabii. Yani o yüzden bunu birkaç kere böyle birkaç kere izlemek, bunun üstüne soru çözmek gerekiyor. O izleyip soru çözersek hiçbir sorun kalmayacak. Tamam mı? İnşallah. Birkaç kere izleyeceğiz inşallah. Hocam, bir tane şey soru çıkıyor. Nasıl? Anladım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki Münir var, sor. Ben kitabın kenarına not alıyorum genelde söylediklerinizi, ihbar ediyorum falan ama ayrıyetten defter tutmama da gerek var mı? Bence ayrıyetten defter tutmanıza gerek yok. Şey yapın, ne derler? O kitabın kıyısına küçük küçük notlar alın, tamam mı? Yani defter tutmak, ÖBT'de defter tutmak güzeldir ama ÖBT'de defter tutmak çok zahmetli bir iştir. Çok vakit alıyor da normalde. Videoları tekrar dinlerken uğraşıyorum. Bir saat, iki saat vakit alıyor yani. Rahat. Aynen. O yüzden küçük küçük notlar alın, tamam mı? Zaten şu anda size burada anlattıklarım açık öğretim kitabının bilmemiz gereken noktaları bunlar. Yani bir bilgiyi veriyor mesela orada, tamam mı? Attım Aşık Paşa Zade'nin bir bilgiyi veriyor ama 3 sayfada hikaye anlatıyor. Ben bilmeniz gerekenleri oradan çekip alıp veriyorum. Tamam mı? Yani soru cümlesi nasıl gelir buradan? Ne sorarlar? Neye dikkat ederler? Tamam. O yüzden küçük notlar almanızda, hatırlatma cümleleri yazmanızda fayda var. Arkadaşlar şimdi şu Halil İnalcı zaten gördük. Osmanlı'daki özel tarihler. Özel tarih arkadaşlar şahsa hasredilmiş tarih. Mesela işte Selimname. Yavuz Sultan Selim. Süleymanname. Kanuni Sultan Süleyman. Mesela Selimname İdrisi Bitlisi tarafından kalem alınmış. Süleymanname Matrakçı Nasuh tarafından kalem almış. Yani o kişiye ait özel tarih dediğimiz olay bu. Hüseyin Tuğgi Çelebi, Hüseyin Bin Sefer, Tuğgi Tarihi diye bilinen Musibetname adlı eserinde 2. Osman'ın tahta geçişini, 1. Mustafa'nın saltanatını, 4. Murat'ın cülüsünü anlatıyor. Mesela burada şu Süleymanname, Selimname bunlar önemli ama sanki şu Musibetname 2. Osman'ın tahta çıkışı ve inişini anlattığı için daha değerli gibi geliyor bana. Çünkü 2. Osman yani çok böyle yazık olmuş bir padişah. Çok eziyet edilmiş bir padişah. Şeyi bilirsiniz zaten yani aşağıdakiler hangisi özel tarihtir ya da öğretici tarihtir. Yani ya Selimname zaten Yavuz Sultan Selim'in zaferlerini, Süleymanname zaten Yavuz Sultan Kanuni'nin zaferlerini anlatıyor. Ama 2. Osman'ın tahta çıkışı, tahttan inmesi, katledilmesi ve kitabın isminin Musibetname olması bize 2. Osman atfının daha önemli olduğunu gösteriyor. Yani tamam üçünü de bilelim ama Hüseyin Çelebi'nin Musibetname adlı eserinin özel tarih olduğunu ve 2. Osman'ın katledilişini, tahta çıkışını, tahttan indirilişini anlattığını bir yerimize yazalım arkadaşlar. Tamam bunu unutmayalım. Bu önemli. Tamam mı? Pat diye sorulabilir. Sorulmazsa da en azından kültürümüz olur. Yani Musibetname ki 2. Osman biliyorsunuz çok kötü katledildi arkadaşlar. Yani Yeniçeriler tarafından. O yüzden bu bilgi, bu kitap cebimizde kalsın. 2. Osman'ı anlatması açısından. Bunların hepsi öğretici arkadaşlar. Selimname'de, Süleymanname'de, bu Musibetname'de öğretici tarihtir bunlar. Özel tarihler öğretici tarihlerdir, tamam mı arkadaşlar? Şimdi Osmanlı'ya diğer kaynaklar diyor. Osmanlı'ya diğer kaynaklar ne? Mesela burada Ruznameler ve Ruzmerreler var. Arkadaşlar Ruz günlük demektir. Günlük, tamam mı? Genellikle
önemli kişilerin hayatlarının anlatıldığı eserlere ruznameler denir. Bakalım şimdi. 18. yüzyılda karşımıza çıkar. Bak 18. yüzyılda karşımıza çıkıyor bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1700'lü yıllardan önce ruzname, ruzmerre diye kaynaklarımız yok. Mesela Fatih, Kanuni, Yavuz bu devre ait kaynaklarımız yok. Ya şey ile ilgili, ruzname, ruzmerre ile ilgili kaynaklarımız yok. Ki arkadaşlar devam ediyoruz. Diyor ki sır katipleri tarafından, arkadaşlar sır katibi padişahın hayatını yazanlar. Padişahın hayatını yazanlara ya da padişahın yaptığı işleri gün gün yazanlara sır katipleri deriz. Zaten katip yazıcı sır. Padişahın sırrını yazanlar. Anlaştık mı? Padişahların hayatlarının gün gün anlatıldığı ruznameler ön plana çıkar diyor. Bu tanımı unutmayın. Sır katibi Hıfzı Ağa'nın Ruzname-i Sultan Mahmud. Bu birinci Mahmud arkadaşlar. Ruzname-i Sultan Mahmud şeyi kuran, Hendesehane'yi kuran adam, Avrupa'dan ilk uzman getiren Comte de Bonival, hatırlayın. Humbaraj Ahmet, buradan hemen birleştirin. Ruzname-i Sultan Mahmud Han isimli eserin ilk ruzname olarak kabul edildiğini unutmuyoruz. O zaman bakın şimdi, ruznameler padişahın hayatlarının gün gün yazıldığı eserlerdir. Bunu yazanlara sır katipleri ismi verilir. İlk ruzname, bilinen ilk ruzname ise 1. Mahmud'un hayatıdır. Hıfzı Ağa tarafından yazılmıştır. Buraya kadar tamam. Şimdi devam ediyorum. Bir bilgi daha var burada. Sır katibi has oda padişah en yakın olanlardır. Has, padişah odası. Padişah ayakkabısını giydirenler, üstünü giydirenler, ona danışmanlık yapanlar. Kanuni'nin pargalısı, has oda ağası. Has oda ağalığından olup padişahın hususi yazıcılarına verilen attır. Sır katiplerin yanı sıra hadiseleri günlük olarak ele alan başka müellifler de vardır. Bak, hadiseleri günlük olarak ele alan başka müellifler. Müellif yazar. Burada ruzmerre denilir. O halde aslında şöyle düşünebilirsiniz bunu. Kanuni'nin hayatını yazıyorsa birisi, onun adı sır katibi. Benim hayatımı yazıyorsa onun adı da ruzmerre. Anlaştık mı arkadaşlar? O da sır katibi ama yazdığı ruzmerre. Padişahın hayatını yazıyorsa ruzname, sır katibi. Benim hayatımı yazıyorsa ya da başka bir hadiseyi yazıyorsa o da ruzmerre oluyor. Tamam mı? O da onun hayatını yazmış oluyor. Önemli kişilerin değil. Önemli kişilerin hayatını yazanlar sır katipleridir. Yazdığı esere de ruzname denir. Ruzmerre ise ikinci derecedendir. Zaten burada söylüyor. Başka hadiseleri diyor gün gün yazanlara da ruzmerre denilir diyor. Yazılanlara da ruzmerre denilir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman ruzname ile ruzmerreyi birbirinden ayırmış olduk. Bir şey geldi. Mesaj geldi. Ona bir bakayım. Arkadaşlar şimdi o zaman bir ruznameler, ruzmerreler. Bunlar diğer kaynaklar. İkincisi ise sefaretnameler. Arkadaşlar sefaretname sefirlerin kalem aldığı eserlerdir. Bizde ilk sefaretname adlı eser. Fatih döneminde Viyana'ya, Avusturya'ya gönderilen Hacı Zağnos Paşa'ya ait olan eserdir. O zaman Osmanlı'nın ilk sefaretname adlı eseri, yani ilk elçilik raporu Fatih döneminde Viyana'ya, Avusturya'ya gönderilen Hacı Zağnos'a aittir. Bu bir, A bu. İki, Osmanlı'nın en meşhur sefaretnamesi ise, en meşhuru, bak buna en meşhur dedim. En meşhuru ise, herkesin örnek aldığı ise 28 Mehmet Çelebi'nin Pars'tayken kaleme almış olduğu Sefaretname adlı eseridir. 28 Mehmet Çelebi'nin Sefaretname adlı eseri şu. Nerede o? Sefaretname. Zaten elçilik raporlardır Sefaretname. Sefaretname adlı eser en meşhurudur. Ve bu eser Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan penceresi kabul edilir. Yani Osmanlı Avrupa'yı, her ne kadar Osmanlı Avrupa'ya gönderdiği ilk elçi Zağnos gibi görülse bile aslında Osmanlı'nın ilk elçisi 28 Mehmet Çelebi'dir. İlk rapor Zağnos'tur. En meşhur 28 Mehmet Çelebi'dir. Ve biz Avrupa 28 Mehmet Çelebi'nin Sefaretname adlı eserinden tanıdık. O yüzden de bu eser Osmanlı Avrupa'ya açılan penceresi olarak kabul edilir. Osmanlı Avrupa'yı bu eserle tanımıştır. Bu bilgiyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bir de yine meşhur bir isim
Yusuf Agah Efendi Londra'ya gönderildi 3. Selim döneminde. Bu bizim ilk daimi elçimiz değil mi? İlk daimi elçimizdir. Bunun eserinin adı da Sefaretname'dir. Biz de bunun sefaretnamesinden de İngiltere'yi, Londra'yı öğrendik. O halde Hacı Zağnos sefaretnamesi ilk sefaretname. 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesi en meşhur sefaretname Paris. Yusuf Agah Efendi ise Avrupa'ya gönderilen ilk daimi elçimizdi. Onun sefaretnamesiyle de biz İngiltere'yi tanıdık. Tamam mı arkadaşlar? Cümle bu. Burada iki şey unutmayın. İki şey unutmayın. Hemen kalemin rengini değiştireyim arkadaşlar şuradan. Hacı Zağnos'un sefaretnamesinin ilk sefaretname olduğunu, 28 Mehmet Çelebi'nin Avrupa'ya gönderilen ilk elçi olduğunu ve sefaretname eserinin Osmanlı sefaretnameleri içerisinde en meşhur olduğunu unutmayın. Ha bu arada aklınıza şey gelebilir. Hocam 1700 yılında Viyana'ya gönderilen İbrahim Efendi varmış, o değil mi? Değil arkadaşlar, tamam mı? Hemen şöyle atlıyorum burayı da. Geldim tahrir defterlerine. Arkadaşlar tahrir defterleri 17. yüzyıla kadar, 17. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprak kayıtları hakkında, Osmanlı'nın ekonomisi hakkında bize bilgi verir. Şimdi şunu bir okuyalım. Bakın, Osmanlı Devleti yeni fethettiği memleketler ile kendi arazisini, toprağın mülkiyet ve tasarruf biçimini, toprağın mülkiyet, kime ait olduğu, halka mı devlete mi, tasarruf biçimi, ne ekiliyor, vergi miktarı, ne kadar vergi alınıyor, gördünüz mü? Toprağın mülkiyet ve tasarruf biçimini ve vergi miktarını tayin ve tespit gayesiyle, amacıyla belli zamanlarda imparatorluğun çeşitli topraklarına dair istatistiki bilgiler, matematiksel bilgiler veren kayıt sayım defterlerine tahrir denilir. Tahrir sayım demek zaten, sayım. Ve 1. Murat'tan beri bu eserler var. O zaman ben Osmanlı tahrirlerini incelediğimde, ki Nişancı yazar bunu arkadaşlar, ileride göreceğiz. Osmanlı tahrirlerini incelediğimde 17. yüzyıla kadar Osmanlı tarihi hakkında bilgi edinebiliyorum. Ve ne öğrenebiliyorum? Bölgede yaşayan hane reisini, bekar erkekleri, dul kadınları, vergiden muaf olanları, vergi veremeyecek durumda olanları, tek tek öğreniyorum. Vergi çeşitlerinin farklılığından Müslüman ve Müslüman olmayanları bu defterde görebiliyorum. Etnik kökeni görebiliyorum. Türk mü, Arap mı? Ayrıca kimin ne kadar toprağının olduğunu, ne kadar ürün ürettiğini öğrenebiliyorum. Buranın yaylak mı, kışlak mı olduğunu, Türk yörük mü, Bedevi Arap mı olduğunu bu defterden öğrenebiliyorum. O zaman ben tahrirlerden neyi öğrenebiliyorum, gördünüz. Tahriri unutmuyorsunuz, önemli bir bilgi ve bununla ilgili en çok çalışma Ömer Lütfi Barkın'a aittir. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli. Ve bu tahrir defterlerinin 17. yüzyıla kadar kullanıldığını unutmuyoruz ki 17. yüzyıldan sonra tahrir defterlerinin yerini avarız defterleri almıştır. Avarız defterlerinin, bunu da bir okuyalım. 17. yüzyıla tahrir defterleri yerine tutulan defterdir. O zaman 17. yüzyıldan itibaren tahrir defteri yok. Kaynak değil tahrir defteri. Yok çünkü ortada. Ne var? Avarız defteri var. Bu defterler şahıs vergilerini ihtiva eden avarız defterleridir. Ve bu defterler 17 ve 18. yüzyıl nüfus tespiti araştırmalarında kullanılabilir. Devam ediyoruz. Fakat der. Şurayı hemen. Fakat 19. yüzyıldan itibaren karşımıza avarız defteri değil, nüfus defterleri, temettuat, vergi defterleri çıkarlar. O halde şöyle bir bakalım. 17. yüzyıla kadar ben bu işleri tahrir defterlerinden, 17 ve 18. yüzyılda bu işleri avarız defterlerinden, 19. yüzyıldan itibaren bu işleri nüfus defterlerinden öğreniyorum. Çünkü 19. yüzyılda artık istatistikler, işte ilk nüfus sayımı ne zamandı, hatırlayın bunu. 2. Mahmut dönemiydi. Oradan öğreniyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bağlantıları unutmuyorsunuz. Tahririn ne demek olduğunu unutmuyorsunuz. Önemliydi bu da. Şimdi geliyorum arkadaşlar, şu sayfayı da göreyim, teneffüse çıkalım. Bakın şimdi çıkalım derken yani mola verelim. Islahat risaleleri.
Osmanlı Devleti'nde belli dönemlerde kötü gidişatı kaleme almak amacıyla devlet adamları tarafından araştırmalar yapılmış ve bu da devrin hükümdarına sunulmuş. Biz buna ıslahat risaleleri diyoruz. Aksaklıkları gözlemlemişler, rapor haline getirmişler, padişaha sunmuşlar. Osmanlı'nın bilinen ilk ıslahat risalesi, Şehzade Korkut'a ait. Şehzade Korkut 2. Bayezid'in oğlu. Yavuz katletti bunları. Kardeş katlini ilk defa uygulayan Yavuz'dur. Şehzade Korkut ve Ahmet'i katletti. Veysi'nin habnamesi 1. Ahmet'e sunuldu. Asafname, bakın Lütfi Paşa'nın asafnamesi ve risaleler ki bunu ıslahatlarda da görürüz arkadaşlar sizinle. Koçi Bey'in ve Katip Çelebi'nin ıslahatları, raporları. O yüzden ıslahat risaleleri deyince aklımız arkadaşlar ne amaçla yazıldığı ve ilk ıslahat risalesinin kime ait olduğu gelecek. O zaman Şehzade Korkut'un ilk kaleme almış olduğu ıslahat risalesi Osmanlı'daki ilk rapor kabul edilir. Islahat raporu kabul edilir. Tamamdır arkadaşlar, bunu da unutmuyorsunuz. Bunu gördük. Devam ediyorum. Nizam-ı Cedid layihaları. Nizam-ı Cedid kimdi? 3. Selim'in yapmış olduğu ıslahatların topluca adı Nizam-ı Cedid dönemiydi. Fakat 3. Selim ne yaptı biliyor musunuz? 3. Selim bu ıslahatları yapmadan önce devlet adamlarından raporlar istedi. Ve Ratip Efendi'yi, bak şu adamı arkadaşlar Viyana'ya gönderdi. Sen Viyana'ya git dedi, bak oralara bir araştır, bana da raporsun. Arkadaşlar Ratip Efendi Viyana'ya gitti. Burada 8 ay kaldı ve hükümdara bir risale yani layiha sundu. Ratip Efendi'nin sunduğu bu layiha çerçevesinde 3. Selim ıslahatlar yaptı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. 3. Selim'de Ebu Bekir Ratip Efendi unutulmamalı. Çok basit. Surname şenliklerdir arkadaşlar. Yani padişahın, kızlarının, oğullarının düğünleri, artık oğullarının sünnet şölenleri. Bunların hepsine ruznameler denilir. Ruznameler devrin toplumsal yapısının, devrin ekonomik yapısının, eğlence kültürünün açıklanması anlamında bize lazım olan önemli eserlerdir. Münşaat mecmuaları yazılanlardı, hatırlayın arkadaşlar. Kaleme alınanlar, sonra bir araya getirilenlerdi. Yazışma örnekleriydi. Orta Çağ'da anlatmıştım size. Üstüne tekrar durmuyorum. İşte inşacıydı, münşi demiştik size. Biyografi eserleri, biyografi kişilerin hayatını anlatan eserler. Osmanlı devlet adamları ve önde gelen şahsiyetlerin hayatlarının anlatıldığı eserlerdir. Taşköprülü Ahmet'in, Ahlak adlı kitabı ki Osmanlı'da yazılan ilk Türkçe ahlak kitabı olduğu unutulmamalı. Arapça olarak yazdığı Şakayk-ı Numaniye Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan 1558 yılına kadar imparatorlukta yaşamış olan tarikat şeyhleri ve alimlerin biyografilerinin anlatıldığı eserdir. Ha, bakın devir gereği bunu sorabilirler, belli olmaz. Bizde tarikat şeyhleri, alimler çok önemli. Tarikat şeyhleri ve alimlerin hayatlarının yazıldığı ilk biyografi eseri Taşköprülü Ahmet'in eseriymiş arkadaşlar. Ne yapmış bu adam? Şakayk-ı Numaniye adlı eserinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan Kanuni döneminin ortalarına kadar yaşamış tarikat şeyhleri ve alimlerin biyografilerini yazmış. Tamam, bence önemli. Sonra zor bir bilgi, zor bir soru ama sorulabilecek bir soru, belli olmaz. Taşköprülüzade Ahmet Han şeyden dolayı sormayabilirler belki. Bunu ilk defa gündeme getiren şey de Ahmet Davutoğlu'ydu. Bunun ahlak kitabından bahsetmişti. Sonra meşhur oldu bu adam, araştırıldı filan. Belki ondan dolayı sormazlar. Bilmiyorum. Bir de salnameler var. Salnameler yıllıktır arkadaşlar. Yıllık dediğim şey olayların yıl yıl yazılmasıdır ve ikinci elden kaynaktır. Unutmayın, salnameler ikinci elden kaynaktır. Neden? Yıl yıl yazılıyor çünkü. Gün gün değil. Ve Osmanlı'da ilk defa salname 19. yüzyılda, yani açıkçası 1840'tan itibaren başlar. Yani Tanzimat döneminden başlar. O zaman Tanzimat döneminden önce Osmanlı'da salname yok. Tamam mı arkadaşlar? O zaman Osmanlı'nın diğer kaynakları deyince aklımıza salnameler, münşaat mecmuaları, surnameler, nizamcid layihaları, ıslahat risaleleri, avarız defterleri, tahrir defterleri, ondan sonra sefaretnameler, seyahatnameyi zaten söylemiştik arkadaşlar size.
Ruznameler, Ruzmerreler, Selimnameler, Süleymanname, Musibetname, bunlar gelecek. Tamam, bunları da unutmayalım. Birkaç kere şöyle tekrar ve dinleme, üstüne soru çözme. Ben zaten şey atacağım. Bugün 3 video atacağım arkadaşlar. Orada da yaklaşık bir 70 soru olacak. O tekrarla bu işi çözmüş oluruz. Tamam mı?